Merhaba arkadaşlar, Nerminay TV kanalındasınız. Hoş geldiniz. Ben Nerminay. Bugün sizlerle farklı bir içerik paylaşmak istiyorum. Zayıflama konusunda hızlı ve etkili çözümler aradığımız bir gerçek. Ben de bunlardan bir tanesiyim. Bu yüzden araştırma yaparken internette bir e, günde bir kilo verdiren bir çorba tarifine rastladım. Aslında bu tür şeylere çok itibar etmiyorum ama ben bu çorbayı tuttum arkadaşlar. O yüzden de hemen sizlerle paylaşma ihtiyacı hissettim. E, ama bu tür tarifler en fazla 3 gün yapılması gerekiyor. 3 günde 3 kilo verdirebiliyormuş ayrıca bu çorba 3 günden fazla yapılması doğru bulunmuyor. Açıkçası. Şimdi dikkat etmeniz gerekenler bu çorba detoksun, detoksunu yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli husus kesinlikle tuz kullanılmamasıdır. Tuz vücutta su tutmaya sebep olduğu için ödem oluşmasını sağlıyor. Bu detoksun amacı zaten ödem atmak ve böylece hızlı kilo kaybı olduğundan ekstra tuz kullanmamalısınız. Yani şişkinliğinizi atıyorsunuz sonra tabi moral motivasyon yerine geliyor ve diyetinize normal bir şekilde devam edebiliyorsunuz. bu çorbayı çok seveceğimi düşünüyorum. Henüz denemedim. Hemen heyecanla sizle paylaşmak istedim. Seveceğimi düşünüyorum çünkü bakliyatlardan oluşan bir çorba. Ben de bakliyatı çok sevdiğim için Keyifle yapıp yiyebileceğimi düşünüyorum Bu çorbanın diyetini yapanların yorumları Bu noktalara uyulduğu takdirde Hemen kilo kaybı olduğu yönünde Şimdi hemen tarifi verelim Uygulamaya çalışalım 3 günde 3 kilo zayıflatan çorba tarifi Ya da 1 günde 1 kilo diyelim Tarif şunlardan oluşuyor arkadaşlar 250 gram yoğurt bir büyük kase kadar yani bir buçuk su bardağı ılık su yarım su bardağı haşlanmış yeşil mercimek yarım su bardağı haşlanmış nohut yarım su bardağı haşlanmış bulgur yarım su bardağı rendelenmiş salatalık yarım su bardağı ince kıyılmış yeşillik maydanoz dereotu nane gibi ve pul biber geniş bir kabın içerisinde öncelikle yoğurdumuzu koyalım üzerine suyu ilave edelim topak kalmayana kadar iyice özdeşleştirelim. Sonrasında geriye kalan tüm malzemeleri ekleyelim ve iyice karıştıralım. Bu karışıma damak zevkinize uygun olacak şekilde dilediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken sadece tuz koymamak olacak. Tuz atmazsanız başarılı bir sonuç elde edebilirsiniz arkadaşlar. Yoğurtlu da olduğu için bence güzel bir çorba olacak. Çünkü yoğurtlu çorbaları ben çok seviyorum. Siz de benim gibi yoğurtlu çorba sevenlerdenseniz mutlaka deneyin derim. Detoks çorbası olarak hazırladığımız bu karışım bir günlük kullanım içinmiş. Eğer detoksu 3 gün yapacaksanız her gün taze olarak yeniden aynı ölçülerle yapmanız gerekiyormuş. İyi sonuç almak için bu kısım oldukça önemliymiş arkadaşlar. Çünkü malzemeler önceden bir araya getirilirse besin değerleri düşüyormuş. Şimdi isterseniz size buna örnek olarak bir de bir günlük diyet programı Yazmışlar, onu da sizlerle paylaşayım ben. Detoks yapılacak günün sabahında kahvaltı ile başlıyoruz. Kahvaltıda çorbada olduğu gibi tuz ilavesi kesinlikle yapılmıyor. Detoks günü e, tuzu hayatımızdan tamamen çıkarıyoruz, unutuyoruz. Böyle bir şeyle hiç tanışmamışız gibi davranıyoruz ve devam ediyoruz. Bir adet haşlanmış yumurta, bir yemek kaşığı lor peyniri, tuzsuz ve yağsız başka bir peynir çeşidi de tüketebilirsiniz, tuzsuz ve yağsız olması kaydıyla. 1 adet domates, bir adet salatalık. Dilediğiniz ölçüde yeşillik, maydanoz, roka, dereotu, nane ve benzeri istediğiniz kadar yeşillik tüketebilirsiniz. Bir fincan şekersiz yeşil çay. Ve bir günlük kolay detoks menüsüne saat 9 gibi kahvaltıyla başlayalım. Sonrasında hazırlanan çorba 5 porsiyona bölünerek ikişer saat arayla tüketilecekmiş. Ayrıca e Aşağıda örneğini paylaşacağım. Siz kahvaltı edeceğiniz saate göre 2 saat arayla uygulayabilirsiniz. Ancak günü sağlıklı bir şekilde tamamlamak için kahvaltıyı en geç 10'a kadar yapmış olmak faydalı olacaktır. Evet şu menüyü uyguluyoruz arkadaşlar. Kahvaltı örne örneğini vermiştim az önce. Saat 9 gibi kahvaltımızı ediyoruz. Saat 11'de bir porsiyon çorba. 13'te bir porsiyon çorba. 15'te bir porsiyon çorba, 17'de bir porsiyon çorba ve 19'da bir porsiyon çorba olarak günü tamamlıyoruz. Birebir tarife uyarsanız başarılı bir sonuca ulaşabilirsiniz. Çünkü ulaşanlar yazmışlar bu çorba içeriği sayesinde sizi tok tutacak. Dediğim gibi baklagillerden oluştuğu için tok tutma özelliğine sahip. Ayrıca güne yumurta ile başladığımız için de tokluk istimiz olacak zaten. Gün içinde kahvaltı ve çorba dışında sadece su, tüker, su tüketerek günü tamamlayabiliyorsunuz. 3 gün kullanımdan sonra ara vererek zaman zaman tekrarlayabilirsiniz. Etkisini hemen görecek ve ödemlerinizden kurtulacaksınız demişler arkadaşlar. Özellikle özel günlerinizde bunu deneyebilirsiniz diyorum. Benden şimdilik bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Eğer henüz abone değilseniz abone olarak daha sonraki videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.